Yani normal insanlardan biraz daha bilgisayarın başında, masamın başında vakit geçirdiğim net. Bugün biraz ara vermeye karar verdim. Çünkü o kadar yoğun çalışınca insan perspektifi kaybediyor. Neyi neden yapıyorum ve nasıl başarılı olurum? Amaç herkeste refaha kavuşmak. Mesela refaha kavuşma perspektifini kaybetmemek lazım. İşte onun için Boğaz'a geldim. Tekrar bir hatırlayayım dedim. Ne yapılınca refaha uğraşılıyor? Aklıma 3 temel madde geliyor. Bu 3 temel maddeyi unutmazsak, o zaman bu 3 maddeye uygun çalışmaya devam edersek, hayatımızı buna göre düzenlersek refaha elbette ulaşırız. Ne bu 3 madde? Birinci madde gayet bariz. Nakit akışınız pozitif olacak. Pozitif nakit akışı yaratan işler yapmanız gerekiyor. İster bir yerde çalışıyor olun, ister kendi işiniz. Peki ne demek pozitif nakit akışı? Kazandığınız para harcadığınızdan daha fazla olacak. Eğer bunu tek işle yapamıyorsanız 2-3 iş yapacaksınız belki. Gelirinizi artıramıyorsanız giderinizi kısmanın yolunu bulacaksınız. Ama mutlaka pozitif nakit akışı lazım. Bunun garantisi de işinizi çok iyi yapmaktan, kaliteli iş çıkartmaktan geçiyor. Daha hayatta kaliteli bir iş çıkartanın sırtının yere geldiğini görmedim. Kaliteli iş varsa, pozitif nakit akışı var. O zaman refah yolunda ilk önemli adım atmış oluyoruz. Ama yetmez. Pozitif nakit akışı harika ama eğer bunu tek bir işten getiriyorsanız riskiniz var. Mesela bir şirkette çalışıyorsunuz, başka bir yan geliriniz yok. Kendinize ait bir girişiminiz var ama onu teklemişsiniz. Yanda yeni para kazanan bir şeyler yok. O zaman başınız dertte. Çünkü her an kariyerinize sonlanabilir. Birisi gelip size iş dağıtabilir. Her an o küçük yan işiniz batabilir. Bunların hepsi olasılık dahilinde. O halde çeşitlilik önemli. Çünkü çeşitlilik neyi sağlıyor? Çeşitlilik opsiyon sağlıyor ve opsiyonlarım olduğu anda refaha doğru yürüyebiliyorum. Bir işim engellense diğerine gidebiliyorum. Üstelik bunların bir tanesinden aldığın fikri diğerine taşıman da mümkün. Mesela Haddini Aşk Kulübü'nde güzel bir şey yapıyoruz. Onu normal eğitim işimde de kullanıyorum. Büyük kurumlara danışmanlık yaparken de kullanıyorum veya tam tersi. O yüzden çeşitlendirme önemli. Odaklanmak bu çağın temel çözümü değil. Birden fazla şeyi iyi yapmak gerekiyor ve her zaman gerekli bir şeyler bulundurmak lazım. Tamam, pozitif nakit akışımız var. Tamam, birden fazla kaynaktan para kazanıyoruz. Giderlerimiz gelirlerimizden daha az. Birden fazla kaynakta olduğumuz için hayatımız daha güvence altında. Bir şey kesilse öbürü devam ediyor. Ama yetmez. Kazandığımız parayı ne yapacağız? O fazla nakit akışı nerede değerlendirecek? İşte de burada biraz yatırım bilmek öne çıkıyor. Türk insanı maalesef yatırım bilmiyor. Herkes işte ev alıyor, altın alıyor. Bunların çoğu aslında uzun vadede pek de değer kazanmayan şeyler. O yüzden doğru yatırımı, tabii sizin risk iştahınıza uygun yatırımları bulmak da önemli. Ben bu devirde ben yatırımdan anlamıyorum, ekonomiden anlamıyorum diyen insanları anlayamıyorum. Çünkü onları bilmeden para kazanmak, hatta bırakın para kazanmayı, paranızı korumak bile mümkün değil. Peki bunu öğrenebilir mi? Yani pozitif nakit akışımızı artırabilir miyiz? İşlerimizi çeşitlendirip gelir kaynağımızı fazlalaştırabilir miyiz? Yarattığımız fazla nakiti daha iyi değerlendirip doğru yatırımlar yapmayı becerebilir miyiz? Elbette beceririz. Yapanlardan farkımız ne? Sadece öğrenmemiz gerekiyor. Öğrenmek için de kaynak bol. İnternet yıkılıyor. Tek bir yere inmek istiyorsanız bizim Haddini Aşk Kulübü de yıkılıyor. Aşağı linkini bırakıyorum. Gelin bizim ev bültene üye olun. Ücretsiz sürekli içerik paylaşıyoruz. Acayip ilham veren şeyler. Ve bence açıkçası tükettiğiniz içerik de önemli, biliyor musunuz? Niye? Çünkü tükettiğimiz içerik beynimizi şekillendiriyor. Yani ülkede sağ olsunlar negatif içerik bitmez. Kendimizi onlara mı kaptıracağız? Yoksa refaha doğru yürüyen bir yolda neler yapmamız gerektiği konusu bizi besleyen şeylere mi? Ben ikincisini tabii tavsiye ediyorum. Haddini Aşk Kulübü bu yönden iyi bir yer. Ama başka bir sürü içerik var. Tükettiğiniz içeriği iyi seçiyor olmanız bence refaha yürümek konusunda belki de dördüncü en önemli madde olarak ortaya çıkıyor. Ve belki de en umutlamanız gereken şey mutlaka kendinize güvenmek. Onlar yaptıysa siz de yaparsınız. Görüşmek üzere. Thank you.